Deneyimli gazeteci Ali İzgi tarafından hazırlanıp sunulan ve Kanal 58 ekranlarında yayınlanan 7 Gün Hayat programının dün akşamki konuğu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Vali Yardımcısı Salih Ayhan oldu. Genel Sekreter Ayhan programında İl Özel İdaresi'nin çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Kanal 58 ekranlarında yayınlanan 7 Gün Hayat programının dün akşamki konuğu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Salih Ayhan oldu. Türkiye ümit veren tüm milletlere hayırlı uğurlu olsun. İlimizden seçilen milletvekillerimize de başarılar dilerim. Genel Sekreter Ayhan programda ilk olarak İl Özel İdaresi'nin 2015 yılı içerisinde rekor bir bütçeye imza attığını söyledi. 4 milyon TL'de gider. Dolayısıyla şu an asıl bizim Kasım ayı içerisinde günlük arkadaşlar 4-5 milyon TL para harcadığı günler oluyor. Bazen haftada 15 milyon. Yani... İl Özel İdaresi'nin çalışmalarında programa alınıp da çalışma olmayan proje olmadığını belirten Ayhan, eğer çalışma yapılamıyorsa bunda bazı sorunlar olduğunu söyledi. Ya ihtilaf vardır, ya teknik bir sorun vardır, ya da farklı bir gerekçe vardır. Yani program alındıysa bu %99 yapılacak anlamına gelir. Genel Sekreter Ayhan, özel idarenin asfalt çalışmaları hakkında da bilgiler vererek asfalttan faydalanan nüfus oranının %85 oranında olduğunu belirtti. Asfalttan faydalanan nüfusumuz da %85 üzeri. Bu çok önemli. Şimdi az önce dedim ya, bir 10 nüfusu köyümüz de var. 500 nüfusu köyümüzde var. Deneyimli gazeteci Ali İzgin'in sorularını yanıtlayan Genel Sekreter Salih Ayhan, özel idarenin çalışmalarında pozitif ayrımcılık yapılıp yapılmadığı sorusuna ise Divri ilçesindeki çalışmalarından bilgiler vererek cevap verdi. Aladan araştırdık, gelin bakın ihale yapıyoruz, normalde yapılmaz. Müteahhit araştırıyoruz, ilan ediyoruz, getiriyoruz. 130 bin TL'ye toplam 10 tane nüfus belki de yoktur. 135 bin lira. Zeynikler Köprüsü. Ben ezbere bildiğim yerler. Spesifik mutlaka aracın battığı, çıktığı yerler vardır. Hizmet götürürken de zaten bunlara dikkat alıyoruz. Okullardaki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, gelinen son durumu anlattı. Heder olmasın, bakımsızlıktan dökülmesin diye genelde muhtarlıklara teslim ediliyor. Bizim her yıl ortalama İlgilenen 700 okul var. 700 civarında okul var. Her yıl ortalama 100'ün üzerinde okul bakım. Her yıl ortalama da neredeyse 10-15 okulda yeni biterek hizmet. Önemli yatırımların yapıldığı Sıcakçermik Kaplıcası'nda da ciddi çalışmaların yürütüldüğünü belirten Ayhan, projeler kapsamında çalışmalara devam edildiğini söyledi. Var. Gerek altyapı, gerek içme suyu, gerekse kullanma suyu anlamında ve daha üstelik planlama açısından bir sıkıntımız kalmayacak. Normal şartlarda bu dediklerim yapıldıktan sonra yatırım olması gerekirken yatırım yapılmış, biz yatırımcının peşine koştuk tabiri caizse. Sivas'a kazandırılan Entegre tesisi hakkında da açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Ayhan, tesisin Sivas'a büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Personel alımı ile ilgili Kalkınma Bakanı Yüksek Planlama Kurulu'ndan onaylar alıyor. Ve rakam söylemeyeyim çünkü ne kadar kaç kişi alacağını belki büyür, artar, azalır ama tatmin edici. Programda Kongre Müzesi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında gelinen son durumu da anlatan Ayhan, müzenin tarihe yakışır şekilde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bu üyeleri İlber Ortaylı'nın, Akif Hoca'nın, restorasyon konusunda Türkiye'de örnek olan Nurhan Hoca'nın, yani hep bu konuda duayen insanlar. Ya ben istesem de değiştirmem yani. Yıldızdağ Kız Sporları Merkezi'ne yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Ayhan, alanı cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Etti 93-94 milyon. Yani demek ki Yıldızdağ'a 100 milyonluk bir yatırım yapmış oluyoruz ve hemen hemen de bunların tamamı Kalkınma, İçişleri, Maliye ve Kültür ve Genç Spor Bakanlığı, 5 bakanlığımızın kaynaklarıyla, biraz da Sivas İl Özel İdaresi kendi kaynaklarından harcadı. Türkiye'nin ilk ekolojik olan Yenit Sivas Dörtelüs